Sana da zaman zaman aynı şeyleri niye sürekli konuşuyoruz gibi bir hissiyat geliyor mu acaba? Geliyor. Mesela oturduk kaç yıldır? Biz mesela buradaki birçok insanla yıllardır ahbabız ve ders yapıyoruz. Hep aynı şey konuşuyoruz. Allah'ın varlığı, nübüvvet delilleri, yaratılıştaki amacımız nedir? Yıllardır aynı şeyleri konuşup duruyoruz ya. Böyle bir şeye gerek var mı aynı şeyleri düzenli düzenli konuşmaya? Çünkü bunun bir olumsuz örneğini bir zaman anlatmıştım size. Birinci söz insanların Risale-i Nur'la tanıştığında çok sık kullandığı bir argüman. Birinci sözden daha 6 aylık birisinin yanında ders yaparken ben bunu zaten biliyorum diye dinlemediğini hatırlıyorum. Elinde telefon oynuyordu. Niye? Ya 6 aydır bu işin içindeyim ama birinci sözü zaten duyduk sürekli. Şimdi bu mu mantıklı olan? Zaten duyduğum bir şeyi tekrar duymama gerek yok. İnsan bildiği bir şeyi sürekli bilmesine gerek var mı? Bu bir soru. Ya da biz onu alternatif olarak diyoruz ki yıllardır bir aradayız ve aynı hakikatleri sadece birbirimizi yolda görürken aynı şeyi söylemek gibi de değil. Defalarca konuşuyoruz. Şimdi bak zahirde aynı şeyi okuyoruz gibi gözüküyor ve beyin bu noktada aldatıcılığını çok iyi kullanıyor. Beyin diyor ki sen aynı şeyi yapacaksın. Birinci sözü okuyacaksın yine. Bundan önce kaç kez okudum? Ezbere bilecek kadar okudum. Ve zihin burada ne diyor? Gerek var mı böyle bir şeye? Düzenli bildiğim bir hakikat zaten. Akıl buna ihtiyacın yok diyor. Belki meseleyi sadece akıl bazında düşünürsen ihtiyacı yoktur'u kabul edebiliriz. Ama vücudumu, benliğimi tamamen bir bütün olarak ele aldığında olay böyle ilerlemiyor. Benim aynı şeyler de olsa bunun düzenliliğine hem vücudumun ihtiyacı var. Mesela proteine. Sürekli protein yiyip bir insana şu denilebilir mi? Ne gerek var protein yiyip duruyorsun ya? Ne gerek var karbonhidrat kullanıp duruyorsun ya? Su ya. Sen niye sürekli su içiyorsun? Aynı işi yapmaktan vazgeç. Ne kadar güleriz değil mi buna? Neden? Çünkü benim düzenli su içmem netice itibariyle beni bir amaca götürüyor. Dışarıdan baktığında hareket sürekli aynı yapılan hareket gibi gözüküyor. Ama neticeye baktığında öyle olmuyor olay. Mesela bir inşaat ustasını izlersin. Düzenli ve sürekli yaptığı hareket nedir? Tuğla dizmek. O adamı bugün izleyelim. Tuğla dizdi. Doğru mu? Bir ay sonra izleyelim. Gene aynı. Malayı vuruyor harcı. Çat. Ya biri şunu diyebilir mi? Ya ustam yani aynı işi yapıp duruyorsun sürekli ya. Bir de para isteyeceksin birazdan aynı işi yaptığından dolayı. Ama o nihai hedefine ve amacına ulaştığında gözlerini açıp bir bakacaksın. Ustanın düzenli yaptığı işler koskocaman bir binaya dönüşmüş. Ve diyeceksin ki aman ya Rabbi, hep aynı işi yapıyor gibi gözüküyordum ama ortaya çıkan olaya bak. Öyle değil mi? Göstermek nefsin ve şeytanın mükemmel bir hilesidir. Mesela şöyle bir olay var mı? Sporda göz çalışacaksan 1 milyon farklı hareket var, her gün onu çalışacaksın. Hayır, böyle bir şey yok yani. Mesela üst göğsün 3-5 kombinasyonu var. Alt göğsün 3-5 kombinasyonu var. Normal göğsün 3-5 kombinasyonu var değil mi? 3-5 dediğim de bu arada yani proflar için diyorum belki herkes. Mesela ben üst göğüsle ilgili 3 hareket diyeyim. Burada 3 ay spora gitmiş adam bilmez bunu. Ve bu adam belki 50 yıllık bir sporcu ama aynı kombinasyonları yapıyor. Ama netice aynı mı? Aynı olur mu canım? Adam ilk başlarken şu kadar kolu var, göğsü var. Aradan 5 yıl geçiyor bir bakıyorsun adam böyle olmuş. O zaman o adama da de. Abi gerek var mı aynı hareketi yapıp duruyorsun? Hayır. Netice itibariyle aynı gözüken hareketler aynı şeyi doğurmuyorlar. Doğurganlıklarından başka bir şey çıkıyor. Ama onun doğurması için kader planında ne kadar yapılması gerekiyorsa o kadar yapman icap ediyor. Belki ihlasla ilgili tam bir münasebet kurman için 3 yıl 2 ay sonra o pazartesi okuyacağın ihlas risalesi yani 117. sallıyorum ihlas risalesini okuyup orada bir manaya erip orada bir kırılma yaşaman gerekiyor. Bak bu kırılma dediğim olay tam böyle birikiyor ve bir anda zuhur ediyor, ortaya çıkıyor değil mi? Hatta ne diyoruz buna? Zuhurata tabi diyoruz. Bir anda böyle. Az önce arabada gelirken koyuncuyla bir konu konuştuk. Koyuncunun Kur'an okuma, dinleme vesaire noktasında şevki fazla yüksek. Yani normal standart bir insana göre çok yüksek. Dedi ki ben dedi bilgi, okuma vesaire bunların birçoğu vardı dedi. Mısır'a gittim. 2 hafta kaldım. Kur'an'a aşkım değişti dedi. Ya şimdi o değişmenin alt sebepleri çok konuşulacak bir şey değil. Sen ben anlayamam ama bir dükkana girip duyduğu Kur'an onu etkilemiş olabilir. Çok hasbi gördüğü bir insanın ağzından çıkan bir Kur'an lafzı da onu etkilemiş olabilir. Oralara bakma. Kırılma noktası bir doyumun sonucunda olmuş. O zamana kadar yıllar öncesinde Kur'an'ı öğrenmeseydi, defalarca okuma çabasına girişmeseydi, ya yılda şu kadar hatmedeceğim diye kendisine belki hedefler koymasaydı o gün o kırılmayı yaşamayacaktı. Şimdi biri diyebilir mi abi sürekli aynı işi yapmışsın? Hayır, aynı iş olmamış. Mısır'a gittiğinde bir kırılma yaşamış. Şimdi bizim yaptığımız iman dersleri de bir gün nefis ve şeytan size
Ya arkadaş hep aynı şeyler konuşulur mu? Haşir, peygamber. Hayır, öyle düşünmeyin. Ustaların işi bittiğinde ortaya çıkan binayı, ortaya çıkan sarayı, sarayın odalarını, inceliklerini, bahçesini, damını, terasını gördüğünüzde bunun sürekli düzenli yapılan bir iş değil, bir birikim olduğunu anlayacaksınız. Zira nefsiniz ihtiyacı olan yerlerde aynı cümleyi asla söylemez. Mehmet neden sürekli su içiyorsun der mi? Bir kez bile dememiştir içimde. Bir kez, bu soruyu şu an soruyorum, hayatımda hiçbir zaman nefsim niye bunu yapıyorsun dememiştir. Mesela tantuni diyelim bizim bölge çocuğu olarak. Normal şart da haftada bir gömeriz tantuni. Nefis bir kez demez ki. Mehmet çocukluğundan beri hep aynı şeyi yapıyorsun, yeter artık der mi? Demez ve konu tantuni ise ölene kadar demeyecektir bu nefis bunu. Demek başka noktalarda akıl aldatmaya çalışıyor. Ya zaten bildiğin bir hakikat. Neden bir daha dinliyorsun? Değil mi? Ben bunu mesela çok görüyorum. Diyelim bir yerdeyiz ve biri açıp Risale'den bir yer okuyacak. Zaten biliyorum diye dinlemeyebilir insan. Ben gibi bir anlatıcıya bu kim ki bu mektubu okuyor diye. Bunların her biri aldanış. Ve bunun sonucunda ne olur biliyor musun? Şu hakkını kaybeder. Zihinde olan bilgi kalbe nasıl akacaktı? Yaşantı zenginliğinde. Şuraya zihin diyelim, şu hedefe de kalp diyelim. Kalp ne demek bu arada? İman demek yani. Burada bir fikir giriyor. Nereye giriyor? Beynin midesine giriyor. Midede attığınız gıda yediğinizin birinci saniyesinde enerjiye dönüşüyor mu? Dönüşmüyor. Ne evresi gerekiyor? Sindirim evresi gerekiyor. Öyle değil mi? Hatta bazen yemek yer bir ağırlık çöker size. Neden? Büyük ihtimal böyle ciddi bir et yemişsinizdir. Sindirimi zor olduğundan mide vücuttaki bütün harareti ve ısıyı oraya topluyor. Vücudun ısısını çekiyor. Belki öyle zamanlarda hatırlayan varsa bir parça üşüyebilir. Bir denge var yani vücuttaki kuarkların titreşimi neticesinde oluşan kaç dereceydi? 36-37 derecede sürekli bir ısı dengesi var yani. Klimadayım, beni oda sıcaklığında tutsana. Olmaz. Sen emanetsin diyor. Aynı sıcaklıkta tutuyor. Bunu neyle açıklayacaksın? Az önce Adana'dan gelirken işte kontrol noktasında durdu. Isı ölçüyor. Niye? Eğer bu zerreler beni bu sıcaklıkta tutmazsa bende problem var demek. Bir hastalık bana bulaşmış demek. Hem de tuttuğu aralığa bak. 3 derece 5 derece ya. Yaptığın anda bile daha çok sıcaklık geliyordur belki. Hemen geriye o dur Mehmet hocam yani. Şimdi bizim işimizi zorlaştırma. Eski dengeyi alalım falan. Midede de böyle bir durum oluyor ve o sindirim özellikle mesela kasein içeren bir şey varsa, lor peynir, çökelek, bunun gibi protein içeren bir gıda varsa 8-10 saat belki sindirim evresi var, belki daha fazla. Şimdi beyni de böyle bir mide metaforuna benzetebiliriz. Mideden bir farkı var sadece. Mesela mideme giren bir şeyde midem çok rahatsız olursa ne yapar? Kusar. Beyin bunu yapamıyor. Bir sürü yanlış ürün girdi midene. Artık dedi yok yeter yani, beni hor kullandın yeter dedi, isyan ediyorum dedi. Atar kendisine değil mi? Kusar. Hatta çok affedersiniz şöyle bir parmağı belki genzine değdirsen. Ben de sana yardım edeyim desen değil mi? Mesela biri hap yutsa falan, biri de görse ne yapar? Hemen genzinden değil mi abi? Kalemi parmağı sokar, şöyle bir çekti ve o kusar. Beyin bunu yapamıyor usta. Haram görüntüler girdi. Gıybet girdi. Dedikodu girdi. Ne kadar gereksiz muhabbet varsa girdi. Hadi kustur bakayım. Ahirette. Beyinde böyle bir sıkıntı var. Burası üzücü bir olay. Şimdi beyin bir mide şeklinde. Bilgi girdi. İçinde sürekli dolanması lazım. Biz buna ne diyoruz? Tefekkür. Ama tefekkür bir makinedir ve bunun için fikir lazım. Ardından beyin bunu sindirecek ve kalpteki iman potasında eritecek. Potada eritmeyi biliyorsunuz yani değil mi? Metal alaşımlar öyle olmuyor mu? Potada eritme. Bu bilginin buraya gelmesi için bugün konuştum. Çat diye bilgiyi indirdim aşağı. 2 gün sonra bir arkadaşla denk geldin. Yine bir hatırlatmada bulundu. Abi o geçen dersteki şu konu var diye mesela ihlas diyelim. İhlasın şu olayı var dedi. Çat bir daha indirdin. Gece yatarken dedin ki şu ihlasla ilgili konu çok önemli. Tekrar edeyim dedin. Tak. Yani nefsin bunu biliyorsun zaten. Gerek yok deyip atmaya çalışırken sen zıt hareket yapa yapa sürekli aynı şeyi kullana artık bu bilginin tam buraya sinmesi için Allah ne zaman ve nerede nasıl razı olacak bilemiyoruz. Ama hepinizin hayatları bu ve buna benzer bir tercih sonucu değişmiştir. Evde bilgisayarın başında öleyim mi? Yoksa bir medreseye gidip Allah için koşturayım yani? Bir anlıktır, bir tercihtir değil mi? İşte böyle geliyor. Kalp bunu kabul ettiği anda çat diye böyle sende bir başkalaşım oluşuyor. Hareket hep aynı hareket gibi gözükebilir ama neticesini gördüğünde hayret ediyorsun, şaşırıyorsun. Bu ipin ucunu kaybetmiş insanlarla defalarca mücadele edip ve mücadele ederken aklına sürekli o kaybediş hatırası. Şurada gitti, burada gitti, bak tam burada gitti diye. O yüzden bu derslerin sürekliliği bu açıdan çok önemli. Hem de çok. Süreklilik bir de insana marifet de kazandırıyor. Sürekli aynı işi yaptığında. Mesela her sabah namazı, her teheccüde uhuvvet için aynı yakarışlarda bulunduğunda Allah seni uhuvvete artık bir fert etmez. Ne eder biliyor musun? Hani o baliyi dökersin böyle her şeyi birbirine yapıştırır ya. Seni öyle uhuvvetin balisi eder yani. Allah öyle eylesin inşallah.